Evet, bu güzel Karova gününde pırıl pırıl havada çok hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Bizler bu yapılan hayıra vesile olmuş olduk diyelim. Asıl hayrın sahibi sevgili Cambaz ailesi, Nazmi Bey ve ailesi sağ olsun Bodrum'un her köşesine bir iz bırakıyorlar, bir eser bırakıyorlar. Evet, günümüzde arkadaşlar, iş yapanlar, ticaret yapanlar, bu toplumda iş adamı olan insanlar, para kazananlar çeşitli sebeplerle kesinlikle toplumdan aldığını topluma geri vermelidir. Şirketlerin ya da zenginleşmenin bu toplumun birebir sebebi olduğunu herkes fark etmek zorundadır. Bu yapılanlar aslında birer lütuf değildir. Sağ olsun Cambaz ailesi toplumdan aldığını topluma geri veriyor. Bu çok önemli bir şey. İnsanların bu şekilde hissetmesi lazım. Artık şirketlerin ya da para kazanan çeşitli sebeplerle her neyse insanların her ürettiği üründe fabrikaların aslında çevreye, doğaya ve insana da yatırım yapması şart oldu. En önemlisi de geleceğe yapılan yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırım. Arkadaşlar, bizlerin döneminde yaklaşık 7 yaşında, 6-7 yaşında okula başlardık biz. O zamana kadar ailemizle beraber işte ne kadarsa o okul öncesi eğitimi alırdık, alamazdık. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki daha doğumdan itibaren eğitim başlıyor arkadaşlar. Daha anne karnında bebeğin bütün algılara açık. Daha siz anne karnındayken o çocuğu aslında sevgiye veya iyi davranışa yönlendiriyorsunuz. Daha sonra doğumdan sonra bütün duyguları açılıyor ve çocuk öğrenmeye başlıyor. İşte yapılan araştırmalarda 3 yaşından itibaren de okul öncesi eğitimin başlaması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Biz bu işte ülke olarak biraz geç kaldık. Ama sağ olsun hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de yine özel girişimler ve son dönemde de yerel yönetimler bu açığı kapatmak için büyük bir gayret içerisinde. Bodrum genelinde bütün okullarımıza biz belediye olarak destek olmaya çalışıyoruz. İmkanlar ölçüsünde elimizden gelenin azamisini onlara yapmaya çalışıyoruz. Çünkü okullarımızın ihtiyacı var. Öğretmenlerimizin ihtiyacı var. Yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda dar gelirli ailelerimizin de çocukları için belediye olarak ücretsiz ama tabii ki yapılan tespitler sonunda bölgesel biraz da bakıyoruz okullara yakınlık uzaklık durumuna göre taşıma yapabiliyoruz. Yine üniversite öğrencilerimize ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlıyoruz. Birçok öğrencimize de burs imkanı sağlıyoruz. Yani yerel yönetimler aslında bu konuda çok fazla inisiyatif alıyorlar. Biz Bodrum Belediyesi olarak bunları yapıyoruz. Bu tür yatırımları da bulununca heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum. O nedenle çok da mutlu oluyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın belediye başkanlığına geldiğinden itibaren bayağı hareketlendi. Yatırım anlamında, sosyal politikalar anlamında, sanat anlamında, turizm anlamında ve bunun sonucunda da bu yatırımların girişimi çevreye de yayılmakta. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu tür yatırımların artmasını istiyor. Elbette bir ülkenin geleceği çocuklara yapılan yatırımlarla sağlam alınır, garantiye alınır. Öncelikle Sayın Başkanıma herkesin huzurunda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri eğitim alanında hiçbir zaman emeğini, desteğini esirgemedi. Aynı zamanda Nazmi Bey'in de eğitim camiamıza çok çok destekleri oldu. Bu sene 2 tane okulumuzu yapıp bizlere teslim etti.
hepinizin nazarında, huzurunda Nazmi Bey'in ve oğluna da çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler, çok sağ olun. Bugün Mumcuoğlu bölgemize ilk defa yapılacak olan ve başkanımızın büyük katkılarıyla ve hayırsever iş adamı Nazmi Canbaz Bey'in yardımlarıyla yapılacak olan bu güzel proje için öncelikle başkanıma, daha sonra da Nazmi Canbaz Bey'e huzurunuza teşekkür ediyorum. Bu yatırımların bölgemize daha da gelmesini ve yatırılmasını başkanımızdan istiyoruz. İnşallah ailelerine, çocuklara, tüm bölgemize hayırlı olur. Başkanımıza, sayın vekilimize, tüm arkadaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. İnşallah Allah tamamını erdirsin, nicelere nasip olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bize yuvaları, pazarları, çiçekli bahçeler... Merhaba başkanım. Selam. Buraya mı yeni?